Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. Bu istihanenle bizi sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı mustakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil.'' Bakara suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe gaybde Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar.'' İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar, onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi ve görme basar hassasının üzerine gışavet perde çekti. Onlar için azim büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki: Biz Allah'a ve ahiret gününe hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzib etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalpleri engelledi ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara yeryüzünde fesat çıkarmayın başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara insanların inandıkları gibi sizde amenü olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenü olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenü olanlarla buluştukları zaman, biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman, muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan İçinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi. Ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız yediğimiz şeydir dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz.'' O Allah ki, yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip, onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları melekleri arz ederek dedi ki: Haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin söyleyin. Melekler seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim, dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi. Ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradan Oradaki yiyeceklerden dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu haca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır dedik. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o Tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, Rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki: "Hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir." O zaman kim hidayetime tabi olursa Artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlar ateş ehlidir. Orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim sizleri vaat ettiğim cennetime alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, teskiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrail oğulları, sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaat'in kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk. Ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur dağında kırk gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağıyı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağıyı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine Ey kavmim! Bu zayı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır.'' ve ''Ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız.'' demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim günahlarınızı sevaba çevirelim ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa kayaya vur dedik. Böylece ondan kayadan on iki pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın. Ve siz, ey Musa, ''Biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın.'' demiştiniz. Musa Aleyhisselam, ''Hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var.'' demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki Amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman turdağını üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu, bu cezayı, hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki bizim için Rabbine dua et. Onun ne fasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki muhakkak ki o Allah buyuruyor ki o mutlaka ne genç ne de yaşlı ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık Emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki: "Bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir, bize açıklasın." Musa Aleyhisselam: "Muhakkak ki o Allah buyuruyor ki: O mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir." dedi. Onlar dediler ki: "Bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın." Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, Muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, işte şimdi hakikati getirdin. Tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz onun İneğin bir parçasıyla ona öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi hatta daha da katı oldu ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır böylece içinden su çıkar ve mutlaka onlardan taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir ey müminler hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler. Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini Rabbinizin katında size karşı onun hüccet, delil göstersinler diye mi onlara müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? dediler. Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara.'' kazandıkları şeyler sebebiyle ve emaniyeye tabi olanlar ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın. Ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek kazanız hariç misakınızdan geri döndünüz. Ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz. Ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardımda olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhül Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir de ki eğer siz müminlerseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler açık dilillerle geldi sonra siz onun ardından Buzayı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak kalmış ve turu üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü de ki Allah katındaki ahiret yurdu başka insanların değil de sadece size has özel ise o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız ölümü temenni edin ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu ölümü ebediyen asla temenni etmezler ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet bin sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, Halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi bozdular mı evet bozdular onların çoğu iman etmezler ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden doğrulayan bir resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı Sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın Kitabını arkalarına attılar. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sehir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. Sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibe olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü keşke bilselerdi. Eğer onlar amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenu olanlar! Rahina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirleri için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve faz indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük faz sahibidir. Biz bir ayetten neyi sedersek kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa aleyhisselama sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki: Cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu Onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin, de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o, muhsin olur. Artık Rabbin'in katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki: Yahudiler bir şey hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğuda Allah'ındır, batıda. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir.'' emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakın hasıl eden bir kavim topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashabı cehimden cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.'' kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrail oğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır.'' dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen, sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin. Rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz. Onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaset hayata getir. Muhakkak ki sen, sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, ve İshak Aleyhisselam'ın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini Haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakub aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kafi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz O'na kul olanlarız." de ki: "Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz O'na muhlis olanlarız." Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''